değerli basın mensupları, sendikaların, partilerin, demokratik kitle örgütlerinin değerli temsilcileri, değerli Bir Gün okurları, hepiniz hoş geldiniz. Aramızda Karamürsel Belediye Başkanımız Ahmet Çalık da var. Kendisine zaman ayırıp geldiği için teşekkür ediyoruz. 20 yıldır bağımsız gazetecilik örneği sergileyen Bir Gün, bundan 45 yıl önce yalnızca 9 ay yayın hayatı olmuş ve 12 Eylül darbesiyle kapatılmış olan Demokrat Gazetesi'nin mirasını devralmıştır aslında. 45 yıl önce demokrati okumayı anlamlı kılan nedenler neyse, bugün Bir Gün gazetesini okumayı anlamlı kılan nedenler de aslında aynıdır. Demokrat, egemen anlatıya karşı ezilenlerden yala, alternatif ve aşağıdan bir tarih anlayışının, tarih okumasının mümkün olabileceğini göstermiştir. Bu yüzden Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta halka yönelik saldırılarının gerçek kaynağını yazabilmiştir. İnsan hak ve ihlallerini, işkenceyi, yolsuzlukları korkmadan dile getirebilmiştir. Emekçilerin hak arama mücadelesinde ulaştığı boyutu gözler önüne serebilmiştir. Bir günde 20 yıldır 2010 referandumu, gezi direnişi, başkanlık sistemi gibi Türkiye'nin geçirdiği önemli tarihsel dönemeçlerde gerçek devrimcidir diyerek habercilik yapmıştır. Tarikat ve cemaat yapılanmalarına karşı dokunan yansa da birlikte yanacağız diyebilmiştir. Bir arada yaşamı savunmuş, tek yol barış demiştir. Hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Hrantız diyebilme cesaretini göstermiştir. Kadınlara, emekçilere, gençlere yönelik hak ihlallerini ve direnişleri manşetlere taşımıştır. Sola, solun değerlerine karşı liberal saldırılara, itibarsızlaştırma çalışmalarına karşı fikri bir tartışma zemini oluşturabilmiştir Bir Gün. Kısacası çağının gereğini ve sorumluluğunu yerine getirerek toplumsal muhalefetin bir unsuru olabilmeyi başarabilmiştir Bir Gün. Bu yüzden okunmalı, bu yüzden sahip çıkılmalıdır Bir Gün gazetesine. Bu noktada 20 Haziran'da kaybettiğimiz önceki dönem ÖDP İl Başkanlığı ve Eğitim Sen Şube Başkanlığı yapmış olan sevgili Osman Bahçeci'yi de sevgi, saygı ve özlemle anmak istiyorum. Yaşamının son günlerinde dahi hasta yatağında bizlere ve ailesine vasiyeti, o gittikten sonra da gazetesinin bayisinden alınması ve okunması olmuştur. Ve bu aslında 20 yıldır Bir Günü sahipsiz kılmayan, patronsuz ama sahipsiz yapmayanın bu hissiyat olduğunu düşünüyoruz. Ve onu bir kez daha tekrar anıyoruz. Şimdi sizleri Bir Günün 20 yıllık bağımsız gazetecilik yolculuğunu anlatan Bir Düş belgeselini izlemeye davet ediyorum. ...70'li yılların sonuna doğru Demokrat Gazetesi'nin yayın hayatına başladığı dönem. O dönemde biliyorsunuz Türkiye son derece karanlık bir süreçten gidiyordu. Faşist saldırıların, katliamların, her gün üniversitelerde gençlerin, üniversite hocalarının, gazetecilerin öldürüldüğü bir dönem. Bir tür süreci diyebiliriz. Biz o zaman Devrimci Ol dergisini çıkarıyorduk ve o süreç içerisinde bir siyasi mücadele içerisindeydik. Ancak günlük basın yaşanan olayları yansıtırken tamamen taraflı, biraz da faşistleri kollayan, yaşanan gerçekliğin tam tersi bir medya ortamı vardı. Bir süre içerisinde solda izlenen Cumhuriyet Gazetesi bile yaşanan olayları objektif bir şekilde değil, faşistlere ülkücü hareket diyerek, devrimcileri teröristler, anarşistler diye vererek yansıtıyordu ve buna karşı bir reaksiyon olarak aslında bir tavırdır bizde de ortaya çıkan bir gazete çıkarma düşüncesinin başlangıcı. Çözüm olarak aslında o dönemdeki Türkiye'de yürütülen mücadelenin, faşizme karşı mücadelenin doğru anlatılması. Yayın koordinatörü sevgili Yaşar Aydın ve yine
yaptığı haberlerle, aldığı önemli ödüllerle Türkiye basın tarihine de geçen sevgili Timur Soykan aramızda. Onları buraya davet ediyorum. Selamlar arkadaşlar. Buraya geldiniz, bizle birlikte oldunuz. 20 yıllık serüvenimize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Daha çok Timur konuşsun. Biz belgeselde derdimizi anlatmaya çalıştık zaten. Bir şey eklemek isterim ya da ben de ifade etmek isterim. Belgesel öncesi hocamız Osman Hoca'dan bahsetti. Yani Osman abi burada olmayı çok isterdi. Yani gerçekten hepimizin üzerinde emeği olan, yani gençlikten bu yana elini üzerimizden hiç eksik etmeyen, Bir Gün gazetesine de çok fazla destek olan biriydi. Burada duydum, yani bir vasiyetini, hocamın anlattığı vasiyetini burada duydum. Öldükten sonra da gazeteme alınsın sözü. Bu belki bizim hikayemizin özü sevgili arkadaşlar. Hani bir gün neden var ve neden yaşamaya devam ediyor meselesinin esası sanırım burada yatıyor. Biz orada 40-50 tane arkadaşınız, sizin gibi, sizin inançlarınıza, benzer inançlara sahip 40-50 arkadaş bir gazete çıkarıyoruz, doğru. Mesleğimiz de o. Yani okulunu okuduk. Yani bu işi biliyorduk. Bu işi yaptık. Aynı zamanda da kendi siyasal görüşümüze içinde bir gazete çıkarıyoruz ama öykünün tamamı ve esası aslında oradaki 40-50 arkadaş değil. Öykünün tamamı ve esası Osman Hoca gibi binlerce insanın olması. Buranın çok kıymetli olduğunu ve bizim esas olarak biraz önemsememiz ve sahip çıkmamız, geliştirmemiz gereken yer burası diye düşünüyorum. Gazeteler çıkar, televizyonlar yapılır, hayatta da kalır. Ama esas hikaye onu yürütecek arkadaşların inancı ve varlığı. Bir Gün gazetesi böyle bir toplamın hikayesi, böyle bir ortak duygunun hikayesi. O yüzden de bir dizi badireyi öyle ya da böyle atlatarak bugünlere geldi. Bir Gün gazetesi bir gazete olarak badireyi atlattı ama belki burada genç arkadaşlarımız da var ama yaklaşık 40-50 yıldır devrimci mücadelenin içinde olan arkadaşlarımız da var. Onların atlattığı badirelere bakarsak bizim gazetenin atlattığı olaylar hikaye kalır. Gerçekten Türkiye devrimci tarihi çok önemli, çok birikimli, çok deneyimli, bedel ödenerek gelinen bir tarih. Bir Gün de onun tanıklıklarından bir tanesi sadece. Bir başka özelliği var belki sahip çıkmamız gereken sevgili arkadaşlar. Dışarıda da konuşuyoruz, zaman zaman da yan yana geliyoruz. Böyle bazen yorgun olduğumuzu, bıkkın olduğumuzu, ya bu memlekette bu kadar uğraştık ve yapabildiğimiz şey bu kadar mı diye birbirimizde konuştuğumuzu, dertleştiğimizi biliyorum, tanık oluyorum. Bazen ben de yapıyorum. Bu koşullarda bile bir gazetenin böyle çıkabilmesi, bu kadar etki yaratabilmesi, hani Oğuz abi de diyor ya, değdi mi diye düşündüğümüzde değdi diye düşünüyorum dedi az önceki belgeselde. Yapabiliyormuşuz demek ki. Tüm bu zorluklara rağmen ülkede güzel şeyler becerilebiliyormuş. Güzel şeyleri yapmak, yaşatmak mümkünmüş. Bu duyguyu da vermesi açısından Bir Gün gazetesinin varlığı hala çok kıymetli. Sadece Bir Gün gazetesi değil tabii. Evrensel gibi, Yeni Yaşam gibi, Cumhuriyet gibi, bazı televizyonlar gibi. Aynı şeyi yapan, aynı şeyin mücadelesini veren hem meslektaşlarımız hem devrimci arkadaşlarımız var. Bir Gün de onların hikayesinden sadece biri. Bizim Bir Gün gazetesiyle birlikte yapmaya çalıştığımız bu belgeseli biraz izlediniz, umarım beğendiniz.
hızlı yaptık biraz. Yani aslında böyle bir 20 yıllığı biz bir yıl çalışmamız lazımdı ama karar verdik. Biz dedik ki 20 yılımızı bir anlatalım. Çünkü 20 yıl bir AKP dönemi aslında. Neler yaşadı sol, Türkiye neler yaşadı bunu anlatalım. Buna da çok zaman ayırmayalım. Çünkü memleketin acil sorunları var. Bu acil sorunların içinde Bir Gün Gazetesi'nin hikayesini bir yere oturtalım diye biraz hızlı hazırladık. Konuşabilecek çok fazla arkadaş vardı. Bazı şeyleri uzattık. Yani teknik olarak da, içerik olarak da eleştirebileceğimiz bir belgesel oldu. Ama bir başka duygu verdi ve o bizim siyasal, önümüzdeki dönem siyasal görevlerimiz için de işe yarayacağını düşündüğümüz için hadi yayınlayalım dedik ve başladık. Şimdi Bir Gün Gazetesi'nin bu belgeseli yaklaşık Türkiye'de 60-70 yerde izlenecek, izlenmeye başlandı. Bu yerin yaklaşık 50 tanesi il merkezi. Yani 50-60 ile bir şekilde Bir Gün Gazetesi belgeselle tekrar gidecek ama sadece bir belgesel göstermiyoruz orada. Bütün o demokrasi güçleriyle, devrimci güçlerle yan yana gelip Türkiye'de ne olacak, ne olmalı, neler yapabiliriz, birlikte bu süreci nasıl aşabiliriz, bunları da konuşuyoruz. Bunun için de bir fırsat diye düşündük ve Bir Gün Gazetesi'ni böyle bir serüvenin parçası haline geldik, getirdik. 20 yıl zor bir dönem, 22. yıl AKP döneminde zor bir dönem gerçekten. Ülke açısından karanlık bir dönem, daha da karanlık bir dönem bizi bekliyor. Ben şöyle bir iyimserlikle konuşmayacağım. Yani en kötüsünü yaşıyoruz ve bitecek diyemiyorum. Eğer bunlar iktidarda kaldığı sürece daha kötüsünü yaşayacağız. Daha da kötüsünü yaşayacağız. Belki en kötüsünü daha yaşayacağız. Yaşadıklarımızın bir bölümü gerçekten fragman olabilir. Yani bize izletecekleri çok daha fazla şey olabilir. O açıdan tüm bunlara hazırlıklı bir topluluk olmak durumundayız. Karşımızda herhangi bir iktidar yok. Karşımızda iktidara ve koltuğa mecbur olan bir çeşit aslında suça da bulaşmış geniş bir örgütlenme var. Devlet haline gelmiş bir örgütlenme var. Onların şöyle bir şansı yok, Demirel gibi bir şansı yok. Hiç sevmeyiz kendisini. Ne saygıyla ne rahmetle anarız ama 6 kez gitti, 7 kez geldi. Seçimle gitti, seçimle geldi. Darbeleri sevdi, darbecileri sevdi, sağcıları sevdi ama öyle bir tarihi vardı. Gitti ve geldi. Ecevit gitti ve geldi. Özal bile gitti, gelemedi. Ama gitti sonuçta. Bunların öyle bir hikayesi yok. Bunlar gidip de gelebilecek bir siyaset değil. Ve bizim farkına vardığımız hikayeyi bunlar da biliyor. Bunlar koltuklarında kalmak durumundalar. Sonuna kadar bunu zorlayacaklar. Her türlü şeyini deneyecekler ve buradan sonuç almaya çalışacaklar. İki tane insan var. Kelimenin gerçek anlamıyla da birbirlerine dayanmadan yürüyemeyen iki tane insan. Hem siyaseten hem fiziken de durum öyle. Ama bu iki insan Türkiye'yi yönetiyor. Yönetmeye de devam ediyor. Şimdi biz televizyonlara çıkıyoruz. Konuşuyoruz ve bazen çok şaşırıyorum. Yani vücut dillerinden ayrılık var filan diye konuşuyorlar bizimkiler. Hani solcu arkadaşlarımız, akademisyenler filan. Ayrılmama şansları olmayan iki insandan ve iki yapıdan bahsediyoruz. Yani birbirine dayanmadan tek başlarına ayakta duramayacak iki yapıdan ve iki insandan var. Ayrılmayacaklar. Sonuna kadar devam edecekler. Herhangi biri ayrıldığında rejim bitecek. Çünkü bunun da farkındalar. Ama şunu da ifade etmek lazım. Tarihlerin en zayıf dönemindeler. Toplumsal meşruiyetlerini yitirmişler. Siyasal olarak İkna kabiliyetlerini yitirmişler. Herhangi bir projeleri yok. Ülkeye ve dünyaya dair vaat edebilecekleri hiçbir şey yok. Düşünün, Türkiye'de Barış'ın, Alaaddin Çakıcı, Kürşat, Karagümrük çetesi ve Bahçeli ile gelebileceklerini göstermeye çalışıyorlar ve buna ikna olmamızı bekliyorlar. Durumları bu kadar felaket. Yani daha önce bir kalite vardı, akil insanlar falan hani az buçuk şeyin de yani bu çeteyle birlikte bize diyorlar ki biz barış getireceğiz falan. Her gün saat 15'te bir şey yayınlıyorlar. Biz oradan ne olacak acaba, ona mı mesaj verdi, buna mı mesaj verdi? Zayıf bir dönemdeler. Bütün güçleriyle ellerinde ne varsa yükleniyorlar ve bizim zihnimizi bulandırmaya çalışıyorlar. Bunun adı bu.
Maalesef muhalefet de bu işe bir miktar teşte. Yani çok seviyor muhalefet partileri böyle işlerin içine girmeyi ve buradan medet ummayı, oranın kendiliğinden çözüleceğini düşünmesini. Çok hoşlarına gidiyor. Ben de şöyle isterim tabii, bir gün gazetesinde çalışan biri olarak, ya ben yazayım, çizeyim, başıma bir şey gelmesin, 2028'de de oy kullanayım ve bunlar gitsin. Gerçekten isterim, hiçbir itirazım olmaz. Ama bu öyle olmayacak. Seçimle, bu atmosferde seçimle gidebilecek bir sistemden bahsetmiyoruz. Atmosferin değişmesi lazım. Seçime zorlarız, sandık kurulur vesaire. Yine belki seçimle giderler ama başka bir süreç, başka bir atmosferle süreci yönetmemiz lazım muhalefet olarak. Şuna ikna olamam sevgili arkadaşlar. Bir iki dakikada bitireceğim ve Timur'a vereceğim. Memlekette yargı onların, jandarma onların, MİT onların, polis onların, meclis onların ama sandık bağımsız. Sandıktan çıkan oy hepimizin kabulü. Ben buna ikna olmam. Memleket bunlarınsa sandıktan çıkacak oy da onların. Onlar sayıyor çünkü. Yapılacak şey çok açık aslında sevgili arkadaşlar. Bunu söyleyip bu rejimle, bu anlayışla, bu sistemle Türkiye'nin yürüyebileceği bir gün bile yok. Bu netlikle muhalefet yapmamız gerekiyor. Bu cesaretle ve bu cüretle muhalefet yapmamız gerekiyor. Bir Gün Gazetesi'nin misyonu da tam da bu. Okuyan arkadaşlar bilir. Biz 6 aydır normalleşme diye ifade edilen siyasetin karşısındayız. 6 aydır Türkiye'de acaba rejim içi bir değişiklik olması mümkün mü diye yapılan tartışmaların karşısındayız. Memleket normalleşmesin diye değil. Bunlarla normalleşmenin olmayacağını bildiğimiz için karşısındayız. Şimdi bu 6 aylık sürece bakın. 23 Nisan'da mecliste çay içildi. O bir bardak çayın başımıza getirdiklerine bakın sevgili arkadaşlar. 1 Mayıs'ta arkadaşlarımız tutuklandı. Taksim'e gidecektik. Cezaevine gittik. Peşinden yaşanan Gezi tutsaklarına ceza, Kobane davası. 3 yıl ceza verdiler. Emeklilere Temmuz ayında asgari ücretlere zam vereceklerdi, vermediler. Grevler yasaklandı. Onlarca başlık daha sayabilirim bu Türkiye acaba normalleşecek mi diye düşündüğümüz, görüştüğümüz dönemlerde. Bir de yetmedi. Ya 1 Ekim sabah saat 9.30'da kürsüye çıktı Bahçeli. Neredeyse sülalemize sövdü, hep birlikte bağırdı, çağırdı, kıyameti kopardı. Akşam dedi, kusura bakma Özgür, sevgili Özgür, ciddi şey yapma, siyaset böyle biraz filan diye. Öğlen de saat 14'te Demlere gitti, bir tokalaştı. Ya biz, iklim değişti, başka bir şey oluyor, ülkeye barış geliyor filan. Ya bunu yapan Bahçeli. Kafamız çok karışıyor. Oysa mesele çok sade arkadaşlar. Zayıflayan, gücünü kaybeden, sadece asker, polis ve yargıyla ayakta durmak zorunda olan bir iktidar var. Bir de onun karşısında memleketin %70'i var. Diyor ki ben artık bununla yürümek istemiyorum. Ama biz diyoruz ki muhalefetin bir bölümü olarak, ya bunlara bir daha şans verelim, bunlarla olabilir mi diye. Çok açık. Olamaz arkadaşlar. Yapmazlar. Çünkü onlar başka türlü bir iktidarla ancak ayakta kalabilecek bir siyaset. Ya mahluk demeyelim de bir siyasetin temsilcileri. Bizim Bir Gün Gazetesi olarak bundan sonra da yapacağımız şey çok açık. Türkiye'nin önemli bir geleneği var. Önemli bir siyasal birikimi var. Ve bugünlerde aslında hiç farkında değiliz. Önemli bir toplumsal dayanağı da var. Size bir örnek vererek bitireyim. Esenyurt Türkiye'nin en büyük ilçesi. Bir çeşit bir ortaklıkla, siyasal ortaklıkla, ondan önce de Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştı. Yeniden belediye başkanlığı kazanıldı. DEM ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak adayıyla seçim alındı. 1 milyonun üzerinde bir ilçeden bahsediyoruz. 700 bine yakın, 700-800 bin civarında seçmeni var. 400 bin civarında da oy aldı bu aday. Ahmet Bey, Ahmet Hoca.
kayyum atandı biliyorsunuz. Ya o alanı dolduramayan bir kayyum itirazı var. Alan dolmuş değil. İlk gün bile dolmuş değil sevgili arkadaşlar. Bu kimsenin kabahati değil. Bu siyaset yapma biçimi. Geçen hafta Şişli'de bir çocuk katledildi. 6 yaşında bir çocuk katledildi. Şişli'deki yurttaşlar çağrı yaptı. Akşam yürüyüş çağrısı. Şişli'deki akşam yürüyüş çağrısı Esenyurt'taki yan yana gelişten daha kalabalık oldu. Esenyurt'u ana muhalefet partisi ve 3. büyük parti çağrı yaptı. Katılım daha az ve kayyuma karşı bir çağrı yaptı. Yurttaş öyle bir noktaya geldi ki gerçek temsiliyetle, gerçek çağrıyla, samimi çağrıyla olmayanı ayırıyor ve kendi inisiyatifini kullanıp oraya dahil oluyor. Bir orta oyunu şeklinde devam eden siyaseti reddediyor. Ben şuna inanmıyorum. Yurttaş bedel ödemeye hazır değil, yurttaş kaytarıyor filan, halkımız öyle al. Buna inanmıyorum. Bu halk, bu beğenmediğimiz, zaman zaman eleştirdiğimiz halk her defasında bir basiret gösterip AKP'yi geriletmeye, bu konuda inisiyatif kullanmaya Gezi'den bu yana farklı formasyonlarla devam etti, etmeye de sürdürüyor. Oradaki hikaye siyaset yapma biçimiydi. Bizi, bütün halkı tribünlere yollayıp biz bu işi yaparız diyen bir siyasi elit var. Siyaseti Erdoğan'la baş başa yapmak istiyorlar. Erdoğan'ın tarzıyla yapmak istiyorlar. Açık ifade etmek lazım ki her defasında Erdoğan döver bunları. Her defasında yener. Erdoğan'la bu siyaset biçimiyle yapmayı deneyen herkes kaybeder. Ancak kitlelerle, kitlelerin öz benliğiyle ve öz iradesiyle siyasete müdahalesi Erdoğan'ı devrilir. 12 Eylül darbesi sadece işkence, baskı, cezaevi değil. 12 Eylül darbesi halkla siyaset arasında geniş bir uçurum yarattı. Halkın doğrudan siyasete katılmasının bütün organlarını yok etti. Halkı bir seçmen haline getirdi. Ve bu bütün siyasi partilerin de severek kabul ettiği bir durum oldu. Çünkü bu onların da işine geldi. Şimdi biz tekrar bu dönem yapmamız gereken şey çok açık. Siyasete dahil olan bir örgütlü halk kitleleri yaratmak durumundayız. Şimdi buradaki yaş skalası da biraz yüksek. Biz mi yapacağız diye düşünebilir buradaki arkadaşlar. Şimdi İngiltere'de ve Amerika'da iki tane siyaseti, Sanders ve Corbyn. Yaşları da epey var. Ama memleketlerinin en genç fikirlerine sahipler. Kendi memleketleri açısından baktığımızda. Burada yaşla ilgili bir şey söylemiyorum. Bir fikirle ilgili bir şey söylüyorum. Devrimci fikirler yaşla ifade edilebilecek bir şey değil. Yapabileceğimiz çok fazla şey var. Çok büyük etkiye sahip buradaki arkadaşlarımız. Büyük bir birikime sahip. Gerçekten tüm emekliler sendikası, Veliler, Eğitimsen, Keskin diğer yapıları, ekoloji mücadelesi, gençler, kadınlar, 25 Kasım geliyor. Gününe göreceğiz. Yani Türkiye'nin neredeyse her sokağında, her ilin bir sokağı kadınlar tarafından tutulacak. Avrupa'da böyle bir şey yok. Yani bu kadar gerici ve beğenmediğimiz bir ülke ama Avrupa'nın en kitlesel kadın eylemleri Türkiye'de yapılıyor. Önemli bir damar var, önemli bir birikim var. Buraya yüklenmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Burayı örgütlememiz gerekiyor. Burayı örgütlersek biz seçimden sonuç alabiliriz. AKP'yi normal bir seçime zorlayabiliriz. Ama onun ötesi gerçekten hani onların saydığı bir şey. Çünkü bunu yaptılar. Ya mühürsüz oylar vardı. Ya mühürsüz oyları kabul etmeyin. Hatırlayın kim ne dedi mühürsüz oylar meselesinde. Sokakta silahlı adamlar vardı. O yüzden yeterince tepki gösteremedik dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu memlekette sokakta her zaman silahlı arkadaşlar, örgütler oldu. Ama o silahlı örgütler benim çocukluğumda Rizeliyim ben. Pazardan Rize Eğitim Enstitüsü'ne gitmek zorunda olan öğrenciler Çayeli diye bir ilçeden geçmek zorundaydılar. Ve Çayeli'nde de faşistler vardı.
Ve o tam da sokaktaki silahlılardan insanlar varmış o dönemde. Devrimciler Rize Eğitim Enstitüsü'ne gitmek isteyen bütün öğrencileri sabah 8'de toplar pazar meydanında. Araçlarla konvoy yapıp önüne arkasına kendilerince güvenlik alıp Çayeli ilçesinden öyle geçirirlermiş ve hepsini öğretmen yapmışlar. O şeye giden, Rize Eğitim Enstitüsü'ne giden herkes devrimci değildi. Ama devrimciler, yani oradaki siyaset yapmak isteyen insanlar, sokakta silahlı insanlar var diye geri durmadı. Başka bir şey yaptı. Ya da geçin onu, Atalan Üsküdar'ı geçtirdi ya Cumhurbaşkanı gözümüzün içine baka baka. Seçimi çaldım dedi. Yine ses yok. Adam kazandıya döndü. Mühürsüz eylemi. 13 bin oyla Ekrem İmamoğlu kazandı. Sandığa giren 3 tane, 4 tane oyun, 3'ü geçerli sayıldı, biri geçersiz sayıldı. Yani yapıyorlar bunu, yine yapacaklar. O yüzden bizim örgütlü bir şekilde durmamız, kendimizi örgütlememiz, halkı örgütlememiz ve esas olarak duyguyu buraya yönlendirmemiz lazım arkadaşlar. Kim ki benle çözersiniz diyorsa yalan söylüyor. Dün bir video izledim. Artvin'de, Ardanuç'ta bir madenle ilgili bir toplantı yapılmış. Sol Parti İl Başkanı Mahmut Zeytinci de konuşuyor ve diyor ki el gövdede kaşınan yeri bilir diyor. Yani kendi gövdenizde kaşınan yeriniz neresiyse el oraya gider bulur onu. Siz çözebilirsiniz ancak kendi derdinizi diye özetledi. Gerçekten ne kadar tarif ederseniz edin, sırtınızdaki kaşınan yeri bulması en yakınızın bile zordur. O yüzden yapmamız gereken hikaye tam da bu. Örgütleneceğiz, kendi derdimizin dermanı olacağız. Kimseye kendi irademizi teslim etmeyeceğiz ve büyüteceğiz. Bir gün böyle bir duygunun ürünü. Patronsuz ama sahipsiz değil. İşte bu kadar dostu var Bir Gün Gazetesi'nin İzmit'te bile gecenin bu saatinde yan yana durduğumuz. Bu örnek hepimize bir şekilde aslında yol göstersin. Önümüzde zorlu bir dönem var, zorlu bir süreç var. Çetin bir dönem geçireceğiz. Biz hazır olmak durumundayız. Onları en zayıf anında yenmemiz ve ülkeyi uçurumdan çekip çıkarmamız gerekiyor. Bu görev bir kez daha bize düştü. Bugün siyaset sahnesinde olanlar, mecliste olanlar bunu yapamaz. Böyle bir basireti gösteremez. Yapacak olan yine bizleriz. Onları da bu noktada ikna edecek yine bizleriz. O yüzden işimiz zor ama bu birikim de bizde var diye düşünüyorum. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir Güne sahip çıktığınız için de ayrıca mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Timur anlatacak. Merhaba. Önce Vergisel sonra Yaşar abi çok güzel anlattılar. Ben de burada yoldaşlarla birlikte olmaktan, sizinle birlikte olmaktan çok çok mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Yaşar abinin aslında bıraktığı yerden biraz daha medya ayağından ben devam etmek istiyorum. Yani belgeselde de izlediniz ama belgeselden önce hocamın söylediği beni de çok etkiledi. Yani Osman hocamızın vasiyeti. Hala onun gazetesinden o hayatta değilken de bir tanesini alınmasını, Biden'ın alınmasını istemesi inşallah yani umarım Osman Hoca'yı hak ediyoruzdur dedirtti bana. Çünkü bu dava gerçekten böyle bir dava. Bu böyle bir emek. Ya aslında ben biraz genelden başlayıp daha sonra medyaya gitmek belki daha mantıklı olabilir. Ya arkadaşlar yani dertleşmek gibi konuşmak istiyorum aslında. Yani pek çoğumuz aynı şeyi hissediyoruz. Yaşar abin de dediği gibi. Pek çok yerde yazıyoruz, suya yazdığımızı hissediyoruz. Yani bir etkisini maalesef toplumda veya sokakta yeterince görmediğimizi hissediyoruz, yaşıyoruz. Ve bizim sokakta karşılaştığımız herkes aynı duyguyu ifade ediyor. Yani herkes şunu diyor, yani bir duygudaşlık bu herhalde. Bir bizimle ilgili endişelerini ifade ediyorlar. İşte sizi öldürecekler, şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar filan. Böyle bir korku, kaygı var. Bir de yılgınlık var. Yani artık okuyamıyorum, artık bakamıyorum, artık izleyemiyorum, artık takip edemiyorum, artık dayanamıyorum
Herkes böyle bir yalnız hissediyor. Herkes bir umutsuz hissediyor. Yani bu duyguyu yaşıyor muyum? Yaşıyorum. Evet, ben de yaşıyorum. Ama nefret ediyorum yani. Bu duygudan gerçekten nefret ediyorum. Çünkü böyle bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Yani kendime de bir öz eleştiri yaparak bunu söylüyorum. Yani çok zor zamanlar geçirdik. Yani bu ülkenin tarihi, yani zaten anti-emperyalist mücadeleyle kurulmuş bir cumhuriyet. Ondan sonra darbeler yaşamış. Devrimcileri çok büyük acılar yaşamış, öldürülmüş, katledilmiş, asılmış, işkence tezgahlarından geçmiş. Hepimizin bununla ilgili hikayeleri, çok çok acı, çok çok zorlu, çok güç hikayeleri var, evet. Bunları yaşadık, yani çok ağır şeyler yaşadık, yok olmadık ya. Veya bitmedik, tükenmedik. O belgeselde de dediğim gibi, ben bir ilçeye, Türkiye'nin herhangi birinde bir ilçeye bir haber için gittiğimde, oradan mutlaka biri elini uzatır ve der ki ben bir gündenim der yani. Ve ben ona sarılırım yani. Ve yalnız hissetmem kendimi. Ve yoldaşız deriz. Birbirimize gözümüzü kırparız. Otururuz, konuşuruz, çayımızı içeriz. Ve biliriz, yok olmayız yani. Devam eder yani. Sonuna kadar devam eder. Sen orada yani Türkiye'nin en böyle yobaz gördüğün, en gerici gördüğün, en faşist gördüğün noktasında bile oradan parıldar arkadaşın yani. Oradan yoldaşın görürsün ve o gülümsemeyle kendine gelirsin, toparlanırsın. Böyle bir şeydir yani, mücadele böyle bir şeydir. Onun için şimdi bugünkü halimize bakınca, bugünkü karanlığa bakınca, bugünkü evet kuşatılmışlığa bakınca, bugünkü sokağın sessizliğine bakınca, bugünkü skandallara bakınca, bugünkü acılara, yoksulluğa, eşitsizliğe bakınca elbette veya yalnız hissediyoruz. Belirli ölçülerde yalnızlaştığımızı düşünüyoruz ama gerçekten umutsuz olmaya hakkımız yok. Yok yani. Yani hepiniz daha acılarını yaşadınız. Benden daha deneyimli pek çok abim var burada. Yani o ablam var burada. Yani onlar çok daha acılarını, çok daha güç durumlardan çıkmayı bildiler yani. Ve onların o deneyimleriyle ben o zamanları yaşasaydım nasıl olurdu acaba diye defalarca düşündüğüm anlarım oldu. Şimdi onun için bir bunu cebimize koyalım. Umutsuz olmaya hakkımız olmadığını düşündüğüm nacizane fikrimi bir cebimize koyalım. İkincisi de tabloya biraz bakalım istiyorum yani. Ya bizi bu kadar karartan, bu kadar umutsuzluğa düşüren şey de o zaten. Karşımızdaki karanlığın ayakta duruyor olabilmesi sanırım. Yani kendimizi güçsüz hissetmekten çok bunda bu kadar skandalı, bu kadar kötülüğe rağmen bir şey olmaması herhalde bizi biraz daha yoruyor. Biraz daha umutsuzluğa doğru yöneltiyor. Bakın ben her türlü kötülüğü gördüm. Yani gazetecilik, yani muhabirlik yaptım. Yani işte Yaşar abim beni örgütledi. 17 yaşındaydım filan. 17-18 yaşındaydım. Zaten o hayatımız bir kararttı oradan. Sonra meslek hayatına girince zaten iyice hayatımız kaydı. Her türlü kötülükle, her türlü korkunçlukla karşı karşıya kaldık yani. Ama ben bile emin olun şu en son yeni doğan çetesi var ya. Bu olmaz derdim ya. Yani para için bebeklerin öldürülebildiği bir rejim, bir kötülük olmaz derdim yani. Ve bunu da gördük değil mi? Ve yine bir şey olmadı. Evet, umutsuzluğa düşmemiz şey falan. Evet, haklıyız. Çok 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 kötü şey falan. Ve hepsinde şunu yaşadım. Veya şeyi de gördük değil mi? Şimdi yeni doğan, yani o sağlık skandalı, o, yani aslında rejimin kendisinin bebekleri öldüren bir karanlık inşa ettiğini gördük değil mi? Yani sadece oradakiler kötü olduğu için olmadı mı? Bu sağlığın özelleştirilmesiyle veya bu rejimin işte bir şirket gibi ülkeyi yöneteceğiz. O neoliberal politikalarla, neoliberal politikalarla geldikleri zalimin, kötülüğün zirvesinden bir noktayı gördük değil mi? Evet, bir tanesi o aklıma geldi. Bak, aynı şeyi düşündüm. Bir tanesi de şey örneğin, eğitimle ilgili. Yani ya bilmiyorum, hatırlar mısınız? İşte Bir Gün Gazetesi, Bir Gün'ün 20. yılındayız. Ya haberini yaptık hep birlikte Bir Gün Gazetesi. 6 yaşında çocuğun okula gönderilmeyip evlendirildiği bir tarikat karanlığını yazdık değil mi? Binlercesi var örneğin okula gönderilmeyen. Binlercesi. Tarikatın medreselerine hapsedilmiş, eğitim hakkı, anayasal eğitim hakkı elinden alınmış binlerce çocuk var yani. HKG gibi. O 6 yaşında evlendirilen çocuğumuz gibi. Eğitim diyorsun, o sağlık mı filan. Sonra aklıma şey geliyor. Yani hayatım işte Yaşar abi örgütledikten sonra parasız eğitim, parasız sağlık sloganıyla geçti. Yani bütün öğrencilik hayatım boyunca ve üniversitede örgütlenirken
parası yetim parası sağ sol. Ya dedim, gerçekten anlamamışım sloganın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar doğru olduğunu. Meğer hayat belki de bu ülkenin en doğru sloganını atıyormuşuz yani. Parasız eğitim, parasız sağlık. Şimdi işte bunu başarılmamasının, bunun karşısında bunu kaybetmenin, o özelleştirme politikalarıyla sürüklendiğimiz kabusu işte Yeni Doğan çetesinde görürüz. Her gün hastanelerde soyulan veya müşteri gibi doktora gidip acaba bu test benden isteniyor ama para kopartmak için mi isteniyor yoksa gerçekten bu teste ihtiyacım var mı, bu ameliyata ihtiyacım var mı hatta kaygısı yaşayan. Veya ülkede laik olmanın 100 bin TL'den başladığı, yani çocuğunu okula gönderemiyorsun çünkü okullarda tarikat yani bilimsel eğitimden tamamen kopmuş bir müfredatla devam ediyor. Ve sen eğer seküler bir hayata inanıyorsan, laik bir insansan çocuğunu özel okula göndermek gerekiyor ve bu 100 bin TL'den başlıyor mesela. Ve şimdi o görüyorsun, o slogan ne kadar doğru. Belgeseli izlerken, 20. yıl belgeselini ben ilk kez izledim bu arada, burada sizlerle birlikte izleyebildim. Orada da onu görüyorsun yani. Arkadaşlar ya her yerde mi tespitlerimiz doğru olur yani? Her yerde tespitlerimiz. Fethullahçılar geliyor, Fethullahçılara karşı tespitimiz doğru. 15 Temmuz oluyor, haklı çıkıyoruz, yine biz hapse giriyoruz. Ayrı hikaye ama haklı çıkıyoruz yani. Veya bakıyorsunuz Gezi döneme, Gezi dönemimizdeki sloganlarımız, Gezi dönemindeki direnişimiz, 2010 referandumu, bu biraz önce söylediğim o neoliberal politikalara karşı duruş. Yani benim siyasal hayatım, Yaşar abi örgütledikten sonra, öncesinde öyle değilim. Şeyle geçti yani, doğru tespitlerle geçti yani. Bir iki tane tespitimizi hatırlamıyorum. Ya Yaşar abi bak böyle bir tespit yapmıştık da ulan burada da çok yanılmışız. Bak ülkede bir doğru çıkmadı, haksız çıktı bu tespit. Bir tane öyle tespit yok yani. İyi de arkadaş, hep söyledim her panelde Yaşar abi de söyledim. Yaşar abi de yapmıştır belki ama. Ya bu kadar haklı olup da, bu kadar kaybeden nasıl olabiliyoruz ya? Ya analizimiz bu kadar doğru oluyor. Bizim tespitlerimiz her zaman haklı oluyor. Ama biz kazanamıyoruz. Şimdi burada bir problem var demek. Burada bir sorun var. Bir de şeye bakıyorum. Tamam bizim tespitler evet doğru. Bizim analizler, siyasal analizler, düşünce sistematiğimiz, zaten ideolojimiz itibariyle şeyimiz, dünya görüşümüz, özgürlükçü ve doğru analizlere dayanıyor. Bunun birikimine, temeline sahibiz de karşıdakilerde bir o kadar başarısız. Bir tane tutak tespitleri yok. Ama onlar kazanıyor. Yani demek ki bunu örgütlemek konusunda çok ciddi bir sorun yaşıyoruz. Yani tespiti yapıyoruz, analiz ediyoruz, doğruyu tespit ediyoruz ama örgütlemek konusunda problem yaşıyoruz. Diğer tarafta tam tersi bütün tespitleri yanlış olan, bütün analizleri yanlış olan bir ülke inanılmaz bir, biraz önce kısacık bahsettiğimiz büyük bir karanlığa sürükleyen bir zihniyet kazanabiliyor. Başarabiliyor. Analizlerin yanlış olmasına rağmen başarabiliyor. Örgütleniyor çünkü. Gerçekten örgütleniyor. Cehaletin etkisi var mı? Evet var. Ama bakın bu bir mazeret değil. Kesinlikle yani toplumun cehaletinden, öyle dini duyguları sömürmesinden, evet. İşte popülist siyaset, evet. Hiçbir mazeret değil. Geçmişte bunların mazeret olmadığını da gördük. Geçmişte bu ülke çok örgütlendi. Geçmişte devrimciler bu ülkede çok çok büyük işler başardılar. Demek ki o da değil yani. Demek ki örgütlenme. Ana hikaye örgütlenmek. Peki, şimdi bunu aslında şuraya bağlamak için söyledim. Arkadaşlar bu dönem itibariyle de, hatta son birkaç yıl itibariyle karşımızda şöyle bir manzara var. Karşımızda bir dava yok arkadaşlar artık. Yani eskiden olsa cehalet, evet cehalet var. Ama karşınızdaki o faşist, o gerici zihniyetin bir davası bile kalmamış durumda. İnanın böyle. Yani AKP'nin eskiden bir dava partisi olarak kendini atfediyordu. İşte bir işte yeni bir sistem inşa edeceğiniz falan ifade ediyordu ya faşistlerin de kendilerine göre öyle. Arkadaşlar yok. Gerçekten yok. Sadece para. Sınıf ve sermaye. Sermaye aktarımı. Sermayeyi alacak, kendi grubuna aktaracak, kendi cebine aktaracak ve inanın gerçekten bir dava algısıyla da hareket etmiyorlar artık. Alt kadroları bile öyle hareket etmiyor. Herkes bir çıkar şebekesi ve o çıkar şebekesinin çeteleşerek devleti ele geçirmesinde ibaret bir manzarayla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Bakın, ben üniversiteye başlamadan önce lisedeyken filan işte susurluk vardı. Ve devlet içinde bir çeteden bahsediyorduk.
Yani devlet içinde örgütlenmiş, yani gerçekten de büyük skandal, bir İçişleri Bakanı üniformalı polislerle birlikte bir çete kurmuş ve şey yapıyordu, uyuşturucu parasını alıyordu, çeşitli suç organizasyonlarını yönetiyordu filan. Ve diyordu ki işte çeteler mecliste ya da işte çeteler devlette, çeteler dışarıda, öğrenciler hapiste filan sloganları atıyorduk değil mi? Şimdi ondan farklı olarak, yani devlet içindeki çeteler tanımıyla açıklayamayacağımız bir manzarayla karşı karşıyayız. Artık bir çeteler ittifakı söz konusu. Bir çeteler ittifakı söz konusu. Yani artık böyle devlet dediğiniz mekanizma eskisi gibi içinde çeteler yuvalanmış bir yapı değil. Bariz çeteler ittifakı ile oluşmuş bir devletten bahsediyoruz. İnanın, yani çok karanlık yine şeyler anlatacağım. Özür dilerim ama. Ya bizim gazetenin yine bir haberi, bakın bir günün bir haberi, İsmailler yapmıştı ilk başta. Bizim gazetenin haberleriyle başlamıştı. Esenyurt'ta, şimdi o dosyayı okuduğum için söylüyorum. Esenyurt'ta bir tane yüzlerce daire olan siteye çöküyorlar. Mafya çöküyor. Hak sahipleri evlerini almak için çeteyi, yani çeteler içeri alıyor insanları. Ve bu 3-4 yıl sürebiliyor. İçlerinde tapu var, tapudan, noterden, polisten, askerden, aklınıza gelebilecek her yerden bir yapı var. Ve bakın bu şeyde değil. Biraz önce Esenyurt dedi ya, kayyum atanan Esenyurt'tan bahsediyoruz. Bundan yıllar önce, yani 2023'te operasyon yapıldı örneğin. Adamlar 3-4 yıldır böyle devasa, aklınızı devasa bir gökdelen düşünün, devasa bloklar düşünün, oraya çökmüşler. Ve insanlar pankart açıyorlar, ya çete çöktü bize, sitemize giremiyoruz diye. Kapıya gidiyorlar, silahlı adamlar, hak sahipleri, evi satın almış olanları kovalıyor. Ve hiçbir şey olmuyor arkadaşlar, hiçbir şey olmuyor. Ve sonra işte bir gün haber yaptı, Cumhuriyet haber yaptı, bak medyanın gücü de budur gerçekten. Bir operasyon yapıldı ve çete alındı değil mi? Arkadaşlar önceki gün orayı işgal eden çetenin lideri serbest bırakıldı. Tahliye edildi. Bir yıl bile yatmadı herhalde, 1,5 yıl falan yattı. Tahliye edildi. Nasıl tahliye edildi biliyor musunuz? Ya da olamaz, tahliye olamazsın yani. Böyle üstten tahliye olamaz. 700 tane daire satmışlar yani, böyle şey, dolandırıcılık olarak yani. 700 kişi ellerinde anahtar, ev yok yani, öyle bir şey düşünün yani. Ve siteye girememiş o insanlar. Arkadaş $5 milyon vermişler biliyor musunuz? Mahkemeye $5 milyon veriyorsun. $5 milyon seni 5 günlüğüne tahliye ediyor. 5 gün sonra itiraz oluyor. Yakalama çıktığında sen yurt dışına çıkmış oluyorsun. Mahkeme kararları parayla satılıyor arkadaşlar. Parayla satılıyor. Bakın biz yine Bir Gün Gazetesi'nde haber yaptık. Hatırlıyor musunuz? Adaletin çarkı rüşvetle dönüyor diye. İşte geçen ödül aldığımız haber. Bu haber, yaptığımız bu haberde neyi anlatıyorduk biliyor musunuz? Bir başsavcı, dünyanın en büyük adliyesi, Anadolu Adliyesi. Onun başsavcısı diyordu ki benim adliyemde, yani kendisinin adliyesinden bahsediyor. Bakın biz yazmıyoruz ya. Benim adliyemde HSK yazmış, Hakimler Savcılar Kurulu'na. Benim adliyemde diyor, uyuşturucu kaçakçıları, yasa dışı bahis baronları, silahlı gaspçılar, soyguncular rüşvetle tahliye oluyor diyor. Başsavcı diyor. Ben demiyorum yani. Biz bunun gibi defalarca haberler yazdık bir günde. Bir günde böyle onlarca haber yazdık. Bana haber geldi. Adamın yazısını okuyorum ki berbat da bir yazı yani. Nasıl başsavcı olur, akıl alır gibi değil yani. Yazıyı anlatamıyor, derdini anlatamıyor. Öyle başsavcı. Anca böyle çözerek bir şey yapıyorsun, bilmece gibi. Adamın yazdıklarını okuyup anlamak zaten bir gün sürdü. Okuyup anlayınca dedim ki, ya dedim artık herhalde biz bu haberi basınca bu ülkede bir şeyler değişir. Çünkü ben demiyorum yani. Başsavcı söylüyor abi. Ben söylesem diyeceğim ki tamam, biz ortaya çıkarttık, yalanlayacaklar, şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Bugün geldiğimiz durumu anlatmak açısından. Haberi heyecandan uyuyamadım iki gün. Çünkü olaylar şöyle bahsetti olaylar. Uyuşturucu kaçakçısı şöyle yakalanmıyor işte. Üzerinde şüphe var da ihbar, şöyle yakaladık da. Yok, adamı arabada yakalıyorlar. Arabada 15 kilo kokain var. Araba kızın üstüne kayıtlı. Yani kendi üstüne kayıtlı, yanında adam var. Polise ihbar gelmiş. İhbarla takip ediyor. Öyle yakalanıyor. Suçüstü yakalanmış adam yani. Ya Kolombiya'da çıkamazsın bir yıl, iki yıl. Yani Brezilya'da çıkamazsın yani. Türkiye'de iki ay sonra tahliye olmuşlar. Soyguncu dedikleri kim biliyor musun? Adamlar polis yeleği giyiyor. Kar maskesi takıyorlar. Ellerine kalaşnikoflar alıyorlar.
Pendik'te arabayı durduruyorlar. Arabanın bagajındaki 1,5 milyon dolar euroyu alıyorlar. Kaçıyorlar. 3 ay sonra çıkıyorlar. Pardon 4 ay sonra çıkıyorlar. Yasa dışı bu iş bor dedim. Böyle devasa bir baron yani. Onu bırakıyorlar filan. Haber bu. Yazdık işte Yaşar abiler manşet yaptı, şey yaptı. Ha bir de haberde şöyle bir şey var bakın. Anlatıyoruz ya orada. Haberde bir de şunu söylüyor başsavcı. Yani kendi adliyesiyle ilgili ihbarda bulunan başsavcı şunu söylüyor. Diyor ki bu adliyede diyor rüşvet karşılığı haberlere erişim engeli getiriyorlar diyor hakimler. Biz bunu yazacağız bir düşünün. Ben biliyorum ki onu yazarken zaten ertesi gün erişim engeli gelecek. Ama bu rüşvetle yapıyorlar diyor. Bir siyasi talimatla haberlerin yasaklanması var. Saraydan talimat geliyor diyorlar ki bu haberi kaldırın. Kaldırıyorlar bir o var. Bunlar onu aşmış arkadaşlar. Artık rüşveti bir dava kalmadı diyorum ya. Rüşveti basıyorsun uyuşturucu baronusun diyelim. Rüşveti basıyorsun senin hakkında Timur Soykan'ın yazdığı Yaşar Aydın'ın yazdığı haberi hop diye yok ediyorsun. Ona gelmiş diyor başsavcı. Ona da yazdık. Hatta bakın o kadar enteresan ki o. Biraz önce aşağıda konuşurken aklıma geldi. O dosyayı okuyorum, o haberi okuyorum. Lan diyorum, hatırlıyorum ben böyle bir şey diyorum. Şimdi erişim engeli rüşvetle Anadolu Adliyesi'nden bana çok erişim engeli geliyor. Bizim haberlerimiz çok erişim engeli geliyor. Bir tane uç bir örnek vardı diyorum. Şimdi orada başsavcı da isim vermiş. Şu hakim engelliyor diyor rüşvetle. İsim verdiği isimler var. Aa diyorum bir tane o yasa dışı bahis baronu vardı Veysel Şahin. Bu arada çok büyük uyuştu şeydir. Yasa dışı bahis baronudur filan. Herif cezaevindeydi. Adamı da üst mallarını çökmek için şey yapmışlardı. Tutuklamışlardı yani. Adamı tutukladılar arkadaşlar. Adama bir ayda 300 tane avukat gitti. Herife cezaevinde o sırada sorular gönderiyorum, haber hazırlıyorum. Avukatına sorular verdim. Sorulardan bir tanesi şey, niye size 300 tane avukat geldi bir ayda diye soruyorum. Adam bana yanıt yazıyor cezaevinden avukatı aracılığıyla. Diyor ki 300 avukatın 299 tanesi gerekli rüşveti verirsem, işte bilmem kaç milyon doları verirsem beni tahliye edecek devlet içindeki bağlantılara sahip olduklarını söylemek için geldiler diye yanıt yazdı yani. Bu herif de çözmüş mekanizmayı. Bu sırada gitmiş. O ben belgeden okuyorum. Ben o Veysel Şahin hakkında yazdığım haberi 10,5 yıl hüküm almış yasa dışı bahisten. O haberi o bahis baronunu incitmişim diye engelleme kararı vermişler. Erişime engelleme kararı vermiş beni o haber için. Rüşvetle. Onu da orada öğreniyorum yani. Ve sonra haber çıkıyor. Haberi yapıyoruz. Diyoruz ki çok şey değişik artık. Yani başsavcı itiraf etmiş. Büyük skandal filan diyoruz. Şey yapıyoruz filan. Haberi yayınlıyoruz. 4 saat 3 saat miydi abi? 3 saat sonra erişim engeli. 4 saat sonra içerikten kaldırma. Ve haber yok arkadaşlar. Haber yok. Kalktı haber yani. Biz işte Twitter'a koyuyoruz sayfa şeylerini filan yani. Şimdi böyle bir çürümeden bahsediyoruz. Yargıdaki çürüme böyle bir çürümeden bahsediyoruz. Şimdi çok fazla uzatmak istemiyorum. Saat de geç oldu. Yani biraz önce anlattığım hikayelerde dikkat ettiyseniz hepsinde Bir Gün gazetesinden bir örnek verdim. Yani bütün bu skandallarda ve bunun daha yüzlercesini sayabilirim. Daha yüzlercesini sayabilirim. Ama bütün bu suya yazdığımızı hissettiğimiz bu büyük skandalların hepsini suya yazmadık arkadaşlar. Hiçbirini suya yazmadık. Hepsini bir güne yazdık. Şimdi bir de şöyle düşünün. Ya bir gün olmasaydı? Ya bir gün olmasaydı? İşte patronsuz ama sahipsiz olmayan bu gazete olmasaydı, siz ona destek vermeseydiniz. Bunlar kayda geçmeyecekti arkadaşlar. Yani sadece ben değil, çok kıymetli bir günde gazeteci meslektaşlarım onlarca habere imza attık. Ve onlarca haberle artık biraz önce belgeselde de söylediğim gibi bizi arıyorlar ya. Çok enteresan yani. Bizi arıyorlar. Diyorlar ki bir günde çıksın haber istiyorlar. Bir günde çıkmasını istedikleri için bazı o taraftan tipler bile bize ulaşıp haber vermiş. Niye diyorum beni aradın? Diyorum yani herife niye beni aradın diyorum. Adam diyor ki çünkü bir günde çıkınca inanıyorlar diyor. İnanılıyor bir günde çıkınca diyor. Çünkü doğru oluyor diyor. E tabi biz onu 10 tane elekten geçiriyoruz. Bakıyoruz doğru mu değil mi belgeleri şunları bunları araştırıyoruz. Ve öyle haber yapıyoruz. Çünkü onlar da artık kendi mecralarının tamamen tükenmiş olduğunu görüyorlar. Yani işin özü şöyle. Ben mesleğe başladım. Öncesinde Yaşar abi beni örgütledi. Ondan sonra mesleğe başladım. Yaşar abi kurban oluyor.
Valla çok önemli bir şey. Ben 20 yıl merkez medyada çalıştım. Çok, çok iyi bir şey yapmış. Evet, ben neden biliyor musun abi, iyi bir şey yapmış. Yani, tamam, kendim açımdan da iyi bir şey yapmış. Ben tabii geyik olarak söylüyorum, hayatımı kaydırdı diye de. Kaydırmadı değil, kaydırdı, o ayrı hikaye. Ama yine de iyi kaydırmış. Yani iyi ki kaydırmış. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bir dünya görüşün olması gerekiyor. Ben her zaman bunu çok minnet duydum. Yani dünya iyi bir yere kaymış. Evet, yani bir pencerem var abi. Yani dünyaya baktığımız bir günde o demek zaten. Bir gün hepimiz demek. Buradaki herkes gibi. O ilçede karşılaştığım herkes gibi. Ya biraz önce Yunus abiyle geliyorduk yolda. Bir arkadaşımızdan, bir yoldaşımızdan bahsetti. Ya bakın, ya pek çok yerde ben öyle biliyorum. Bir gün okurunu öyle biliyorum. Bizim yoldaşları öyle biliyorum zaten. Sırtında kiraz getiriyor kilolarca. Nereden Yunus abi? Nereden getiriyordu? Tokat'tan. Kirazı getiriyor. Getiriyor dergi, veriyor, gazeteye veriyor. Gazetede verdikten sonra diyorlar ya bir çay içelim. Yok size masraf olur. Bir yemek yemiyor, yok size masraf olur. Çay içmiyor, yemek yemiyor. Kilosu Terkan içinde onu tanıştırmış arkadaşımız ya. Yani. Her yerde bu özgürlüdür. Her kimse bu gazetelerde bizim yoldaş. Ben örneğin bu vatan ezan bayrak falan diye geziyorlar ya ortalıkta. Hepsi çıkar işi bunu yaptığını o kadar net biliyoruz değil mi? Zaten biliyoruz. Hayatlarında hiç bedel ödememiş insanlar ona. Bu ülke devrimciler bedel ödedi. İşte bir gün okurlar ödedi, bir gün okudu. Gazeteciler, sadece gazeteciler değil, yoldaşlar ödedi bu bedeldir. Onun için onların samimiyetinden, onların dürüstlüğüne hiçbir zaman şüphe etmez. Bir günde ayakta tutan bu zaten. Bizi de ayakta tutan bu. Bizi de gazetecilik yapmaya teşvik eden bu. Yani Osman hocamıza layık olma duygusuyla bu mesleği yaptığımız için dürüstçe yapmaya çalışıyoruz. O Yaşar abiden öğrendiğimiz, ben hepimizden öğrendiğimiz, abilerimizden, ablalarımızdan öğrendiğimiz, o dünya görüşü sayesinde bir şeyler yapmaya, bir noktada bir sabit durup gerçekleri halka anlatmaya çalışıyoruz. Yani işin özü, evet çok karanlık, evet karşımızda kötülük çok güçlü. Yaşar abiye kesinlikle katılıyorum. Daha zor günler bizi bekliyor. Daha da zor olacak. Çünkü çok suçlular, suç ortaklıklarıyla, yani suça bulaşmış insanlardan daha tehlikelisi yoktur. Yani çünkü kaçacaklar hiçbir delik yok. Daha da sertleşecek bir süreç yaşayacağız. Daha da zor olacak. Ama yine geçen gün bir filmde duyduğum bir cümle çok hoşuma gitti. Ve ben gerçekten de doğru olan o herhalde. Diyor ki, gerçek zamanın tek kızıdır. Gerçek zamanın tek kızıdır. Çok güzel bir laf. Hakikat yok olmuyor arkadaşlar. Suya yazmıyoruz. Bunların hepsi gelecek iddianame olacak. Bunların hepsi bir zaman gelecek. TRT'de bunların yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık ve bu karanlık dönemin belgesellerini izleyeceğiz. Biliyorum yani. Bu dönem de geçecek. Yıkılacaklar. Hele davası kalmayanlar çok daha hızlı yıkılacaklar. Ve karşılarında inanın, evet güçlüler mi? Güçlü gözüküyor ama güçlü gözüküyor. Ama inanın kağıttan kaplanlar. Yani ve bir kumdan kaleleri var. Bu halk üflediği zaman yıkılacaklar. Belki zorlu olacak. Belki son çırpınışlarında çok zarar vermeye çalışacaklar. Ama bitecek. Ve hepimiz için şöyle bir sınav başlayacak. Yeni, daha katılımcı, daha eşitlikçi, daha özgür, barış ve kardeşlik içinde yeni bir cumhuriyet kurma dönemi başlayacak. O zaman bu Bir Gün Gazetesi'nin sayıları, o engellenen haberlerin tekrar ortaya çıkacağı o günler, tekrar yazacağımız bu günler ve bu zaman birikenler, bugünkü mücadeleyle, bugünkü dirayetle kaya gibi durarak yürütülen bu süreç en temel gücümüz olacak. Biz defalarca düştük. Bizim tarihimiz düşmelerle dolu ama her zaman ayağa kalktık. Onlar düştüğünde ayağa kalkamayacaklar. Ama o zor süreçlerde bu ülkenin direnen insanları, bu ülkenin güzel insanları ayağa kalkacaklar ve yollarına devam edecekler. Onun için son söz olsun. Bir gün patronsuz, çok daha uzun anlatabilirdim patronlu çalıştığım dönemleri sizlere. Onu nasıl bir kısıtlayıcı ve sansür dönemine tanıklık ettiğimi. Ama sahipsiz değil bir gün. Ve hep birlikte omuz omuza bu bir gün mücadelesi umuyorum ki daha çok çok uzun yıllar sürecek ve çok daha güzel günler görecek. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli katkılarından ötürü Yaşar Aydın'a ve Timur Soykan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi soru ve görüşleri için sözü salona bırakıyorum. Söz almak isteyene mikrofon uzatabiliriz.
oldu aydınların 2000-2001-2002'ye kadar Erdoğan'ın gelişin hazırlanışını yakalayamadı mı? Nerede hata yaptı? Örneğin 17-25 Aralık olayıydı. Muhalefet, aydınlar hazırlıksız mıydı? Niye başarılı olamadı? Bizim ne ilgisi var? Evet, başka sorusu olan, katkısı olan arkadaşımız varsa sorulara toplu bir cevap verilecek. Buyurun. Gazetecilik, bugünkü gazetecilikle ilgili sormak istiyorum. Bu sosyal medya, dijital haberciliği belli bir kuruma bağlı olmayan haberciliği bir güne etkisi. Yani işte abone olun diyorsunuz. Fakat çoğunluk haberi artık çeşitli kaynaklardan alıyor ve ücretsiz olarak internet ortamından elde ettiğini düşünüyor diyorum. Birinin bununla ilgili bir politikası, mücadelesi var. Evet, sanırım başka soru yok. Yaşar abi. Yıldırım. Uzun yıllardır konuşuluyor ama şimdi bir gün TV var. Hani bir şekilde yan yakın ama bir televizyon projesi düşünülüyor mu? Ya da bir görüşme var mı oluyor? Konuşmalar var mı? Tartışılan bir şey var mı? Evet. Bir şey düzelteyim. Timur'la alakalı. Timur'un abisi arkadaşımdır. Biz aynı örgüttendik Timur'un abisiyle. Elinden tuttu, getirdi bizim mektebe. Yani benim temasım olur. Sonrasında güzel günler geçirdik Timur'la üniversitede. Genç bir arkadaş olarak bize de çok ilham verdi. Hala vermeye devam ediyor. Timur'un varlığı benim hayatımda da çok önemli o anlamıyla. Üniversite döneminde bile. O neşesi, coşkusu, hani biz düştüğümüzde bile o heyecanı bize çok faydası olmuştu. Ama hikaye öyle değil yani. Ben abisi Tankut, çok sevdiğimiz önemli bir arkadaşımız. Soruya gelirsem yani bu Erdoğan'ın gelişi gidişi, yani sevgili arkadaşlar, kendi Erdoğan işte 89'da Beyoğlu Belediye Başkanı adayı oldu, hatırlarsınız. İlk orada siyaset sahnesinde tanıdık. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vesaire. Siyasal İslam bir projeydi. Bir Amerikan projesiydi, ABD projesiydi. Adım adım getirdiler ve buna önemli bir figür olarak da Erdoğan'la, muhtemelen Fethullah Gülen'in de ve farklı yapıların da desteğiyle böyle bir proje çıktı. Biz bunun farkında mıydık? Aydınlar bunun farkında mıydı? Bir bölümü farkındaydı. Yani o dönemde de yazdığımız, çizdiklerimize bakın. Sadece Bir Gün Gazetesi olarak değil, siyasal İslam'ın bütün Orta Doğu'ya ve dünyaya verdiği şeyle bir demokrasi, ülkemize bir demokrasi getiremeyeceğini ve bu insanların da ülkemizde bir demokrasi kahramanı olarak görülmemesini istedik. Ama 28 Şubat vesaire, tüm o tarihi buradaki bazı arkadaşlar hatırlar. Özellikle Türkiye solunda da, sosyal demokrasisinde de bir kafa karışıklığı yarattı o süreç. Yani şöyle bir dönemdi, işte askeri vesayet vesaire, Susurluk sonrasında gelişen daha özgürlükçü bir Türkiye talebiyle siyasal İslamcıların varlığı bir çeşit aslında iç içe geçirildi. Avrupa Birliği tartışmaları. Orada evet şunu söyleyebiliriz. Türkiye solu, yani Türkiye'deki bütün devrimciler, yani bir kimlikle solu eşleştirmemek için söylüyorum. Türkiye'deki aydınlar, devrimciler vaziyeti tam kavrayamadı. Yani o siyasal İslam özünü biraz küçümsediler. Dünyadaki, Orta Doğu'daki projeyi tam göremediler. Büyük Orta Doğu projesi diye daha sonra ifade edilen aslında oradaki bütün gelişmeleri net olarak okuyamadılar. Hani bunu kendimizi biraz dışında tutsak ne olur? Bir şey ifade etmez. O dönemde de biz aynı şeyleri, Avrupa Birliği tartışmalarında bunlarla demokrasi olmaz dedik. Bir gün kurulduğundan beri bunlarla yaptık ama şunu da ifade etmek lazım. Sol sosyalistler içinde de ciddi bir tartışma yaşadık. Yani bir dönemin devrimci liderleri
yetmez ama evet diye bayrak açtı. Yani 2010 referandumunu hep birlikte yaşadık. Neredeyse televizyonlara çıkıp bir günü boykot edin diyen, Nazlı İlica'yı alkışlayan sosyalistler gördük o dönemde. Yani unuttuk şimdi. Hepsine gördüğümüzde sarılıyoruz, selam veriyoruz ama az çektirmediler bize. O anlamıyla o dönemleri yaşadık ve sol yeterince bunu kavramadı. Burada Kürt siyasetinin de etkisi, yani Kürt savaşının da etkisi olduğunu düşünüyorum. O barış dönemleri. Zaten dikkat ederseniz AKP ne zaman zayıflarsa mutlaka Türkiye'de bir barış süreci gündeme geliyor. Biraz böyle bir etkisi olduğunu düşünüyorum. 17-25 vesaire gibi şeylere de ben çok inanan biri değilim. Yani 17-25 doğru ama o tür şeylerle AKP gibi bir rejim olmuş iktidarların yıkılabileceğine inanmıyorum. Ya bir gün televizyonda Sedat Peker'le ilgili ya bunu niye kahraman yapıyorsunuz, bundan bir şey olmaz dediğimde önce Sedat Peker'den sonra da ilginçtir. Bizim Uğur Dündar'a kadar bir dizi gazeteci ya sen ne diyorsun adam Kuvayi Milliyeci diye bize tekme tokat girdi şeyde. Millet oturdu türbünden Sedat Peker'in iktidarı ne zaman devireceğini izlemeye başladı. Öyle olmaz arkadaşlar. 17-25 de öyle olmaz. Yani böyle bir iktidar, rejim olmuş. Şunu söylüyoruz her zaman. Cumhuriyet yıkıldı arkadaşlar. Tüm kurullarıyla yıkıldı. Yok öyle bir cumhuriyet. Bunu kabul etmek durumundayız. Acı ama durum bu. Adamlar yendi. Adamlar başka bir şey kurdular. Ve başka bir şeyi siz normal hani televizyonda Sedat Peker'in ifşaatıyla yenemezsiniz. İşte az önce Timur anlattı. Başka bir dönemde 3 tane iktidar devirecek haber yaptık biz. Başka bir dönemde ya Sağlık Bakanı böyle bir skandaldan sonra istifa bile etmedi ya. Yani çocuk ölümlerine falan bakın. Ya rejim olmuş. Erdoğan ona git demeden gitmez abi. 1000 tane çocuk ölse de gitmez. Çünkü rejimden bahsediyoruz. O yüzden yapılacak hikaye başka bir şey. Örgütlü bir toplumsal muhalefet, birleşik bir toplumsal muhalefet ancak bunları yıkabilir. Çok zayıf dönemlerinde bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Timur'a oradan katılıyorum. Gerçekten ellerinde sadece yargı, büyük gibi geliyor, yargı ve bürokrasi var. Onun dışında ya ben Karadenizliyim, sokakta AKP'liyim demeye utanıyor AKP'yi kuranlar. Yani kimse yüzüne, yani kıyamet kopuyor. Öyle bir şey değil yani, arkasından gidilen bir yapıdan bile bahsedemiyoruz. Ama şöyle bir şeyi becerdiler, ya bir umut olma duygusunu, değiştirme duygusunu çok açık söyleyeyim, muhalefetle el ele verip söndürdüler. Ya 31 Mart yaşanmamış gibi bu ülkede ya. Her yerde seçimi kaybetmiş gibi durmuyorlar. Bunu yaptılar. Bunu da muhalefet sağ olsun. Bunu da bu onlar becerdi. Tekrar insanları türbüne çağırdılar. Biz halledeceğiz dediler. Ya bunların yapabileceği bir şey değil. Böyle rejimleri yıkmak ve yeni bir rejim kurmak ancak halkın topyekün yapabileceği bir şey. Bir siyasi parti yapamaz. O yüzden zayıflar, değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz, irade koyabiliriz ve yenebiliriz. Bu konuda net hiçbir tereddütüm yok. Ama bu halimizle, bu rutinimizle değil. Kendimizi meclislere sıkıştırarak değil, oradaki 3 tane yüksek sesle konuşulan konuşmaya bel bağlayarak değil, Sedat Peker'e bel bağlayarak değil, başkasına bel. Hikaye biraz orada. Evet, fark etsek de müdahale edemedik. Fark edenler yeterince müdahale edemedi. Bunu söylemek lazım. Müdahale bu kadar da güçlenmediğimize göre, biz kazanamadığımıza göre, Timur'un söylediğine göre eksik yapmışızdır, eksik görmüşüzdür. Ya da bunu görenler yeterince etkili olamadı Türkiye siyasetinde. Amerika vesaire daha etkili oldu. Televizyonla ilgili ve diğer medya kuruluşlarıyla ilgili şunu söyleyebilirim, Timur da ekler ona. Ya ben hep dijitalleşmenin bizim gibi olanaklarının daha zayıf olan gazeteler ve medya kuruluşları için avantaj olduğunu düşünüyorum. Daha kolay. Yani benim gazeteciliğe başladığımda devasa stüdyolar, büyük kameralar, büyük matbaalar vesaire vardı. Şimdi bir cep telefonuyla her şeyin halledildiği bir döneme doğru gittik. Daha ucuz, daha herkesin yapabileceği bir şey ama çok daha kirli.
Yani bizim yapacağımız yani bir gün az önce Timur'un dediği şey şu, yani bir gün yazdıysa doğrudur hikayesi aslında başka gazeteler için de bu söylenebilir. Bu sosyal medya haberciliği diye ifade edebileceğimiz şey, sosyal medya ile haberciliği ayırmak lazım sevgili arkadaşlar. Yani orası o kadar kirli ki, hele bu yapay zeka filan, siz hangisinin haber hangisinin uydurma olduğunu bile anlayamazsınız. Bu anlamıyla kurumların varlığı, gazetecilik yapan medya kuruluşlarının varlığı hiçbir zaman yok olabilecek, üstünden atlanabilecek bir durum değil. O kurumlar haberin aynı zamanda bir çeşit sigortasıdır. Haber şeyin sigortasıdır. Bir gün o anlamıyla bunu yapmaya çalışıyor. Bir yandan halk haberciliği, yurttaş haberciliğini teşvik eden, orada organizasyonlar yaratmaya çalışan, okur temsilcilikleri kurmaya çalışan bir gazete, ama diğer yanıyla da sunduğu, okura sunduğu her şeyin birden fazla en azından teyidinin yapılıp da sunulması konusunda gayret sarf eden bir yapımız var. O anlamıyla buna dikkat ediyoruz. Okurun da dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Her meseleyi yaymasın, yaygınlaştırmasın. Çünkü bazen yanlış ve bilgiler çok hızla yayılıyor ve doğrusunu öldürebiliyor. O açıdan da bizim yani önümüzdeki dönem yapacağımız şey, dijitalleşmeyle birlikte yurttaş gazeteciliğini biraz daha geliştirmek, onu kuvvetlendirmek, ama esas olarak da haberciliği öldürmeden kendi kurumuyla varlığını devam ettirmek. Televizyon vesaire gibi şeyleri kurmayacağız, kurmak istemiyoruz, doğru da bulmuyoruz. Paramız da yok. Yani hepsi birleşince bir manası da yok. Ve artık çok fazla da seyredildiğini de düşünmüyoruz. Yani o anlamıyla millet YouTube'dan bakıyor. Biz biraz daha onu daha iyi yapacak, daha gençlerin de izleyebileceği bir noktaya getirmek istiyoruz. Okuma alışkanlıkları zayıfladı. Sanırım ben 55 yaşındayım. Son kuşağım herhalde gazete okumaya meraklı ve gazeteye dokunmadan okuduğunu varsaymayan son kuşağım herhalde. Benim kendi çocuklarım bile gazeteyi dijitalden okumayı tercih ediyorlar. Basmaya devam edeceğiz ama bu işin dijital tarafını, televizyon kurmadan YouTube ve benzeri mecralarda var olarak dijital tarafını güçlendirmeye çalışacağız. Yani gerçekten ana akım bir televizyon yaratmak hem zor hem de gerekli değil diye düşünüyorum. Bir gün TV'yi de biraz daha nitelikli hale getirmemiz gerekiyor. Ama bütçe önemli bir kalem. Yani hala bu koşullarda bile gazetemizin ana gelir kaynağı basılı gazete. Yani oradaki satış ve ilan. Bir de abonelik var. O da bizim gazeteye abone oluyorlar. Yani televizyonlardan filan para kazanmak şu anda en azından bizim için mümkün değil. Google vesaire yaptıklarını da biliyorsunuz. Basından da biliyorsunuz. Para hala önemli bir mesele bir gün gibi bir gazeteyi geliştirmek için. Ama dijitalleşme bize olanak sağlıyor ve bunu kullanacağız. Abone olmanız şöyle önemli bizim açımızdan. Bizim abone gelirlerimiz toplam gelirlerimizin 1/4. O açıdan 1/4 civarında da basın ilan geliri gelişiyor. Basın ilan her an kesilebilir bir gelir kalemi bizim açımızdan. Yani devlet istediğinde kesiyor, cezasını veriyor. O için biz bu abone meselesini şu anda 4500 civarında bir abonemiz var. Bunu 10.000'e çıkarmayı hedefliyoruz. 10.000 aboneye ulaştığımızda başka hiçbir kaleme bağlı olmadan kendi kendini yaşayabilen, geliştirebilen ve önüne iş koyabilen bir gazete olmayı hedefliyoruz. Biraz da bunu örgütlemeyi, yani 10.000 sahibi olan ve bir çeşit aslında gazetenin de yayına müdahale etme hakkı olan bir organizasyona doğru gitmek istiyoruz. Belki yılbaşında açıklayacağız, 2 yılda bir kongre yapan, yani 1.000 kişiyle kongre yapan, yayınını tartışan filan projelerimiz var. Yani biraz sahiplik duygusunu ya da sahip çıkma duygusunu aynı zamanda gazetenin bütün süreçlerine müdahale etmeyle de ilişkilendirecek bir organizasyon yaratmaya çalışıyoruz. Yani bir gün örgütü de kurmaya çalışıyoruz. Yılbaşında böyle bir şeyimiz de olacak, çağrımız da olacak. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkürler.
Değerli arkadaşlar, bugün yanımızda olduğunuz için, hepinize dayanışma gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ülkenin bu karanlık döneminde 20 yıldır bizi bu karanlığın içerisine süren siyasi iktidarın o 20 senesine rağmen 20 yıldır ayakta duran Bir Gün gazetesine abone olmanızı istiyoruz ve yaşatmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün bütün yoğunluğumuzu sırtında taşıyan Atilla Yüce'ye kadar çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.